Arkadaşlar baya bir derinleştirdiler kuyuyu. Şimdi sıra. Biraz önce arkadaşlar herkese merhaba. Bugün hayvanları sabah 9 gibi bıraktık. Yani karınlar da tok. Normal. Kışın yedirdiğimiz gibi yedirdik. İşte yavaş yavaş hem hamdan çıktılar hem de hava da bayağı güzel şöyle. Bakarsanız bulut falan yoktur. İşte böyle uğraşsınlar. Toprakla, yeşille, güneşte de biraz sırtları kızsın. Öyle bakalım bugün 4'e kadar falan duracaklar inşallah. Yorulmazsak eğer. Geliyor. Nereye gidecekse. Bakın. Hayır, dön. Bakın şimdi arkadaşlar. Pars hayvanların arkasında duruyor. Şimdi yakınlaştıracağım. Gördünüz mü? Bak buradaki de Aybala. Yolun orada yatmış. Hayvanlar yoldan gidemiyor. Ne kadar güzel bir ekip çalışması. Bak. Şimdi arkadaşlar belki duymuşsunuzdur bizim yukarıki köylerden Tortum'a doğru olan köylerin birinde kuduz kurt saldırısı oldu Kireçli Mahallesi'nde. İşte köpekler tutmuş en son. Öyle etkisiz hale getirmiş vatandaşlar da. 5 kişiyi falan yaralamış, birinin de durumu ağır olmak üzere. Yani gündüz saatlerinde, şu saatlerde insanlara saldırmış. Tekrardan şimdi şu Hamidiye köyüne falan da kurt gelmişti. Onlar kuduz vakası çıkmamış onlarda. Neyse ki işte böyle durumlarda yani köyden dışarıda bile olsan hayvan otlatıyorsan yanında bir tane en azından köpeğin olması bence kesinlikle gerekli. Ne olur ne olmaz. Bir de dün köpeklere şey yaptık. Hepsine kuduz aşısı yaptık. Tekrardan tarımdan getirdiler aşıları. Zaten bizim köpekler aşılıydı da bu yavrular falan vardı. Alttan yeni gelenler. Onlar için de aşı vurduk. Bunlarınkini de tekrarladık. Pars'ın çipi yoktu. Ona çip taktırdık işte. Kimlik falan. O işleri hallettik. Yani dün de biraz köpeklerle uğraştık. Bir ufak tefek işler. Kül falan taşıma. Bugün de dedim hayvanlar götüreyim. Hafiften böyle bir rüzgar çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonu taktım. İnşallah rüzgarla çok bir işimiz olmaz. Hafiften yani ara ara esiyor. Zaten öyle sürekli bir esiye de yok. Bakın şu derede bizim köyün en büyük suyu, çay dediğimiz. Suyu bu dereden gidiyor. Tabi eskiden daha çokmuş. Hele ki şu zamanlarda suyun artık şehirlere, çayırlara taşması lazımdı. Bu birkaç senedir olmuyordu da işte geçen yıl oldu yani bayağı bir çoktu. Bu sene tekrardan su az. Ufaktan böyle kuş cıvıltılar var, bilmiyorum şey yapıyor mu. Telefona geçiyor mu? Hafiften o suyun sesi. Ve zaten güneş de var. Bir de kıştan çıkmışız. Yani gayet huzur verici. İnsanı rahatlatıyor. Şu inek kaçacak bahane arıyor. Şurada duran var ya. Şimdi dövüşüyorlar ya. Aybala'yı izleyin. Gerçi durdu. Şurada biraz dövüştüler. Hemen oraya indi.
Neyse tekrardan olursa çekim yaparım. Gel Aybala. Bakın şimdi köpeklerde usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırıp uzaktan çekeyim. Aybala orada yaşıyor. Pars izliyor. Aybala bilmiyorum ki 2 yaşında oldu mu? Da Pars da 7-8 aylık bir dişi. İkisi de dişi bunların. Bakın ondan izleyerek öğreniyor. Görüyor musunuz ne kadar dikkatli izliyor. Değişik işler. Arkadaşlar bayağı bir derinleştirdiler kuyuyu. Şimdi sıra biraz önce bahsettiğim usta çırak ilişkisi ve fareyi tuttu. Öyle etti. Helal olsun. Hiç beklemiyordum. Ha öldürmüş çok da. Ha bizim köpeklerin değişik bir huyu var. Fareyi falan yemiyorlar. Yani tutmalarına bakmıyorlar. Oynar durur şimdi. Aybala. Görüyor musunuz? Bayağı bir derinleştirmiş. Değişik değişik sesler gelmeye başladı. Al işte. Aybala yoruldu. Zaten çoğu sumaya içti. Sonradan bu akıllı da geldi. Bir iki tane patisiyle vurdu. Yakalayan bu oldu nasıl olduysa. Hazıra kondu biraz. Artık onu çeyinler dur. Daha fazla şey yapma. Aslında bizim köyün aşağıdan çekim aşağı geldi. Arkadaşlar şimdi Ahmetkilin hayvanlar geldi. Onlara da bugün ben bakacağım. Bakalım. Dövüşürler, birbirinin peşine dolaşırlar. Yani bunlar da 5-6 ay sonra ilk defa karşılaşıyorlar. Yabancı malı gören başına toplanıyor. Aha. Bizim Smelt Ali vurdu. Hayır gel gel. Bırak girsin gel.
Bu diş böyle bir şeyler bilmezdi. Sonra da hayvanların yanında kala kala. Aha. Gördünüz mü işte. Aslan parçaları hemen müdahale ediyorlar. Bak bak. Ha işte. Var mı böyle kimsenin çoban köpeği? Bir de ben böyle Alman kurtları mı böyleydi? Aha gitti. Arkadaşlar manteller zaten ayakları zayıf hayvanlar. Giden ona vuruyor ya. Akıl küpü ya. Köpeklerimle gurur duyuyorum gerçekten. Yavaş yavaş. Cengizhan getirdi. Ahmet bugün tortuma gitti. Ha öyle birbirinizle dövüşün. Böyle. Önlerinden çekileyim yavaş yavaş girsinler. Bizim malla karışsınlar. Allah'tan Aybars yok. Aybars olsa yandık. Görüyor musunuz? Bak bu hayvan tuzakta duruyor. Bak avladı. Arkasından bakın getiriyor onu. Maşallah. Nazar vermezsek. Dur meşgul etme, geçsinler oraya. Bunun ayağında sıkıntı var ha. He? Arka ayağında. Bazen basıyor, bazen basamıyor. Anda yine yüklü mü Samet amca ya? Hangisi? Anda bak ağır, çok ağır geziyor. Yüklü. Nereye, niye açtırdı ki? Gebe. Bilemeyeceğim, kendi bilecek. Ya yapma yapma. Gel buraya. Ayvalla dur. Yapma hele. Ne güzel hayvanlar durur bir arada. Yabancı mal almıyorlar içine. Fark ettin mi? Alırlar alır. Sen git. Gideceğiz. Ben kaçar. Git. Bak geçim o malı bir gidin der oradan. Arkadaşlar biraz sakinleştiler. Şurada bir tane grup var. Onlar da sakinleşirler. Hay bala. Nereye gidiyor?
Biraz aşağı geldik. Biraz su içiyorlar. Bu temiz su arkadaşlar. Böyle gördüğünüz o dağdan geliyor. Karlı bölge var ya onun dibinde. Arkadaşlar rotlatmaya devam ediyoruz. Köyden aşağıdayız. Arkadaşlar bu yolda köyün karşısına arkadaki yerlere genel olarak bizim ormanlık tarafına gidiyor. Arkadaşlar saat 4 oldu. Akşam 16.00. Merdat dinliyor geldi. Ah gemdi. Neyse o gide dursun. Gel bunları dönler gel. Çabukça insan bak buradan gidiyor. Sen git oraya. Evet. Oraya bak. Koş. Şimdi köye götürüyoruz. İçeride tekrardan otlarını veririz. Otlarını güzelce yerler. Ondan sonra da iftarımızı yaparız biz de. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı iftarlar diliyorum.